küçük tavus kuşu Pambi yavrusunu kaybetti. Erkek tavus kuşu Pambi ve yavrusu Lambi uyanmışlardı. Güneş gökyüzünde pırıl pırıldı. İkisinin de canı yürümek istiyordu. Biraz yol almışlardı ki Pambi yavrusunun yanında olmadığını fark etti. Zavallı Pambi paniğe kapıldı. Baba tavus kuşu Pambi üzüntüyle boynunu yere eğdi. Yavrusunu hiçbir yerde bulamamıştı. Küçük tavus kuşu Lambi tek başına uzaklara gidemezdi. Henüz çok küçüktü. En iyisi kelebek Zarfi'ye sormaktı. Kelebek Zarfi bütün gün ağaçtan ağaca uçardı. Yavrusu Lambi'yi mutlaka görmüş olmalıydı. Ama Zarfi üzgünce başını sağa sola salladı. Küçük tavus kuşu Lambi'yi bugün hiç görmemişti. Sonra aklına yılan Justy'ye sormak geldi. Aksi gibi yılan Justy de onu bugün hiç görmemişti. Biraz daha yürüyünce Lambi'yi gördü baba tavus kuşu. Lambi sadece biraz dolaşmak istemişti. Yürürken de çok susamıştı. Taşların arasındaki bir oyuktan su içmek üzereydi. Lambi, beni çok korkuttun, dedi baba tavus kuşu. Bir daha benden ayrılmayacağına söz vermelisin. Özür dilerim, dedi Lambi. Senin varlığını unuttum bir an. Orman tehlikelerle dolu, dedi baba Pambi. Bunu aklından çıkarmasan iyi olur. Lambi o gün babasına söz verdi. Bundan sonra hep onun sözünü dinleyecekti. Kitabın yazarı Cansu Şanlı, Çocukların Dünyası bana özgürlük veriyor, kendimi buluyorum diyor. Keyifli okumalar.